Hücrelerde ATP yani adenozin trifosfat yapımından sorumlu organellere mitokondri deniyor. Bunu zaten biliyoruz. ATP'nin hücreler için temel enerji kaynağı olduğunu da biliyoruz. İşte bu yüzden mitokondri hücrenin enerji kaynağı olarak adlandırılıyor. Çünkü hücreye enerji sağlıyor. Bu gördüğümüz ortadan kesilmiş bir mitokondri resmi. Gelin şimdi yapısını birlikte yakından inceleyelim. İlk olarak dış zarı görüyoruz. Bu dış zar çift katlı lipitten oluşuyor. Evet, hatırlarsanız bu terimi hücre zarını anlatırken de kullanmıştık. Bu katman birçok şeyin geçmesine izin vermiyor ancak çok küçük molekülleri geçiriyor. Bunun sebebi ise içerisinde sadece küçük moleküllerin geçmesine izin veren proteinler olması. Mitokondri'nin burada gördüğümüz bir de iç zarı var. Bu zar da çift katlı lipitten oluşur ama küçük moleküllere karşı geçirgen değildir. Birazdan bunun neden önemli olduğunu anlatacağım. Ayrıca dış zarda olduğu gibi iç zarın düz değil birçok katmanı olduğunu fark etmişsinizdir. Bu katmanların her birine krista deniyor. İç katmanın bu şekilde büklüm büklüm olmasının sebebi ise iç zarda hücre solunumu ile ilgili birçok farklı protein bulunması. Çünkü zarın bu şekilde katlı olması yüzey alanının artmasını sağlıyor ve böylece küçük bir alana daha fazla zar sığmış oluyor. Dolayısıyla hücrenin nefes almak ve enzimlerle çalışmak için daha fazla alanı olmuş oluyor. Dış zar ile iç zar arasındaki bu alana da zarlar arası alan deniyor. Zarlar arası alan. Şuraya yazalım bunu. Evet. Mitokondrinin merkezine de matriks diyoruz. Matriks. Ama bunu film matriksle karıştırmayın. Mitokondrinin yapısını konuştuğumuza göre gelin bunun hücresel solunumuyla ilgisini de e, birlikte inceleyelim ve neler oluyor bir bakalım. Evet, hücresel solunumun aşamalarını inceliyoruz. Bu süreçte ATP üretiliyor. Ayrıca sonra bunun mitokondri ile nasıl ilgisi olduğuna da beraber bakacağız. Hücresel solunumun ilk adımı glikoliz. Glikoliz sırasında 6 karbonlu bir molekül olan glikoz molekülü 2 adet piruvat molekülüne ayrılır. Bu durumda piruvatın 3 karbonlu bir molekül olduğunu hemen anlamışsınızdır. Aslına bakarsanız glikoliz mitokondride gerçekleşmez. Bu hücresel solunumun sitoplazmada gerçekleşen tek aşamasıdır. Bir sonraki aşama olan piruvat dehidrojenaz kompleksi yani PDK'ya şimdi geldik. PDK sırasında iki tane olan piruvatlarımız asetil koa olarak bilinen moleküllere dönüşür. Asetil koayı Krebs döngüsüne giren molekül olarak hatırlayabilirsiniz. PDK mitokondrinin matriks bölümünde gerçekleşir. Yani PDK'ya dahil olan tüm enzimler matrikste bulunur hücresel solunumun sonraki aşaması Krebs döngüsüdür. Bu döngüde asetil koa birkaç farklı reaksiyona uğrayacak. Ancak şu anda o kadar ayrıntıya girmeyeceğim. Aynı zamanda bu da mitokondrinin matriks bölümünde gerçekleşiyor. Şu anda özellikle bahsetmek istediğim şey Krebs döngüsünün sonunda üretilen iki tane molekül. Bunlar NADH ve FADH2 molekülleri. Kendileri birer elektron taşıyıcıları. Birazdan bunların neden çok önemli olduklarını da size anlatacağım. Hücresel solunumun dördüncü ve son aşaması ise elektron taşıma zinciridir. Elektron taşıma zinciri. Elektron taşıma zinciri mitokondrinin iç zarında gerçekleşir. İşte burada Krebs döngüsü sırasında üretilen elektron taşıyıcılar sayesinde ATP üreteceğiz. Gelin biraz yakından bakalım. Bu mitokondrinin iç zarının daha yakından gösterildiği bir resim var karşımızda. Burası dış zar olsun diyelim. Dolayısıyla burası hücrenin stoplazması oluyor, öyle değil mi? O zaman burası da mitokondrinin matriksi olsun diyelim. Evet, buraya da iç zar dedik. Gördüğünüz gibi iç zarda birçok enzim var. İşte bu enzimler elektron taşıma zincirinde görev yapan enzimler. Eğer isimlerini merak ediyorsanız burada yazıyorlar. Bazılarının isimleri çok uzun. Bana söyletmeyin şimdi. Bu yüzden biz onlara kısaca sayılarla hitap edeceğiz. Mesela buradaki arkadaş 1 olsun. Bu NADH dehidrojenaz. Bu beyaz olan stokrom Q. Yeşil olan süksinat dehidrojenaz. Sonra 3 numara var. İsimlerini tek tek söylemeyeceğim artık yeter. istiyorsanız okuyabilirsiniz. Daha sonra sitokrom C var. Burada da 4 numara var. Yani elimizde NADH ve FADH2 var. Bunlar Krebs döngüsü sırasında üretilen elektron taşıyıcılarımız. Şimdi size NADH'a ne olduğunu tarif edeceğim. Ama aslında aynı şeyler FADH'a da oluyor. NADH yükseltgenecek yani elektron kaybedecek. Evet bunu yazalım. NADH, NAD artı olacak. Evet bunu yazıyoruz. Artı bir tane hidrojen iyonu ile artı iki elektron gelecek. Artı iki elektron demek yükseltgendi demek. Çünkü elektronlarını kaybetti. Bu iki elektron enzim 1'e gidecek. NADH yükseltgenip elektron kaybetmişken ilk enzim elektron kazandı. Bu durumda enzim 1 indirgenmiş oldu. Ama enzim 1 bu elektronları tutmayacak. Bu elektronları sıradaki enzime yani stokrom Q'ya gönderecek. Dolayısıyla şu anda enzim 1 yükseltgendi çünkü elektronlarını kaybetti. Ama enzim stokrom Q indirgendi çünkü elektron kazandı. Sıradaki enzime de aynı şeyler olacak. Stokrom Q o iki elektronu sıradaki enzime gönderecek. FADH yükseltgendiğinde onun elektronları doğrudan direkt olarak enzim 2'ye gidiyor. Oradan da sitokrom Q'ya ve oradan enzim 3'e gidiyor. Neyse biz NADH'a geri dönelim. Şimdi iki elektronumuz enzim 3'e ulaştı. Oradan sitokrom C'ye geçiyorlar. Sonra enzim 4'e gidecekler ve son olarak bu iki elektron oksijeni indirgemek ve su yapmak için e, kullanılacak. O zaman ben de buraya 1 bölü 2 O2 yazacağım ki bu bir oksijen atomu ediyor. Artı 2 tane H artı e, artı 2 tane elektron. 2 H artı 2 elektron demek. 2 H demekle aslında aynı şey. Sonuç olarak ne oluyor şimdi arkadaşlar buradaki şeye baktığımızda sonuç olarak evet doğru bildiniz su üretmiş oluyoruz evet su üretmiş ol oluyor yani e, buradaki e, süreç sonucunda su su ortaya çıkmış oluyor elektronların enzimlerden enzimlere zıplamasına şimdi geri dönebiliriz bu elektronlar bir enzimden diğerine atladıklarında yüksek enerji durumundan alçak enerji durumuna geçmiş e, geçiş yapmış olurlar bunu yaptıklarında ise enerji açığa çıkmış oluyor. Bu okları açığa çıkan enerjileri göstermek için buraya çiziyorum. Ve bu enerji bir şeyler için kullanılıyor arkadaşlar. İç zardaki enzimler bu enerjiyi hidrojen iyonlarını matriksten atıp zarlar arası alana göndermek için kullanıyor mesela. Hatırlayalım, zarlar arası alan derken mitokondrinin iç ve dış zarı arasındaki alanı kastediyorum. Başta bahsetmiştik hatırlarsınız. Evet, bu sürecin sonunda bir sürü hidrojen iyonumuz bu zarlar arası alanda olacak. Bu da zarlar arası alanı daha asidik yapıyor. Affedersiniz, burada dış zarda değil. Evet, bir saniye bunu biraz daha netleştirelim. Şu şekilde, evet, zarlar arası alandan bahsediyoruz. Buradan, zarlar arası alan asidik ve bu durumda matriks de bazik oldu genelde moleküllerin yüksek derişimi olan alanlardan düşük derişimi olan alanlara gitmeyi sevdiklerini biliyoruz. Gördüğünüz gibi zarlar arası alanda çok fazla hidrojen iyonu bulunuyor ve hepsi matrikse geri dönmek istiyor. Ama hatırlayın, iç zar küçük molekülleri bile geçirmiyordu. Yani H artı iyonları iç zara geçemiyor. Matrikse girebilmelerinin tek bir yolu var ve o da ATP sentazı olarak bilinen özel enzimden geçmeleri. ATP sentazının içinde H artı iyonlarının geçmesine izin veren özel kanallar bulunuyor. H artı iyonları kanallardan geçerlerken tüm bu sistemi çalıştırmış olacaklar. Şimdi gelin ATP sentazının alt kısmına odaklanalım. Burada proteinlerin ADP'leri var. ADP yani adenozin difosfatlar ve P'ler yani fosfatlar. Bunlardan çok fazla var ama her birinden sadece bir tane çizeceğim. Evet, H artı iyonları buradan geçerken sistem çalışmaya yani kendi etrafında dönmeye başladığında ADP'lerin ve P'lerin birbirlerine çarpıp birbirlerine tutunmalarını sağlayacak. ADP P'ye tutunacak ve sonunda ATP üreteceğiz. Burada İki tane terimden bahsetmemiz gerekiyor. İlki kimyasal geçişim. Kimyasal geçişim hidrojen iyonlarının ATP sentazının özel kanallarından geçmesini, sonra da sistemi döndürüp ATP yapmasını başlatmasını yani ATP yapımını başlatmasını bize anlatıyor. Bilmemiz gereken bir diğer terim ise oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon bize bir şeylerin fosforlandığını gösteriyor. Burada ADP'nin fosforlanmasını, yani ATP yapmak için ona P eklenmesini anlatıyoruz. Oksidatif demek ise fosforilasyonun yükseltgenme yüzünden, yani NADH'ın ve diğer tüm enzimlerin yükseltgenmesi yüzünden olduğunu bize anlatıyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı şöyle bir özetleyelim. Evet, en başta elimizde NADH ve FADH2 vardı. Bunlar Krebs döngüsü sırasında oluşmuşlardı. Yükseltgendiler ve elektron kaybettiler. Elektronlar burada ilk enzime ve sırasıyla diğerlerine aktarıldı. Elektronlar enzimden enzime geçerken yüksek enerji durumundan düşük enerji durumuna geçip ortaya enerji saldılar. Bu enerji hidrojen iyonlarını matriksten dışarı, zarlar arası alana itmek için kullanıldı. Hidrojen iyonları geri dönmek istiyorlardı çünkü zarlar arası alanın derişimi matriksin derişiminden çok daha fazlaydı. Ama X'ar geçirgen değildi. Dolayısıyla H artı iyonlarını içeri almıyordu. Onların geri dönebilmeleri için tek yolları vardı, o da ATP sentazından geçmeleri. Oradan geçtiklerinde ise sistemi çalıştırıyorlar ve bu da proteinin bir kısmının ADP ve P'yi bir araya getirmesine sebep oluyordu. Bu da sonunda ATP üretimine sebep oluyordu. Son olarak ATP de hücreye gereken enerjiyi veriyordu. Şimdi mitokondri ile ilgili söylemek istediğim son bir şey daha var. Bu da mitokondrinin kendi genomu olduğu. Kendilerine ait pek çok dairesel DNA'ları var. Bunlar hücre çekirdeğinde bulunan DNA'nın kendisine göre çok daha küçük. Ama buna rağmen birçok şeyi kendi başlarına yapabiliyorlar. Buna ek olarak mitokondri kendini kopyalayabiliyor. Yani kendisini bağımsız olarak üretebiliyor. Kendi genomları olduğu için kendi ribozom RNA'larını ve tRNA'larını üretebiliyorlar. Elektron taşıma zincirindeki bazı proteinleri de kendileri üretiyor. Bunu da kısaca ETZ diye kısalttım. Elektron taşıma zinciri. Ayrıca ATP sentazındaki bazı protein parçalarını da üretiyorlar. Bu karışık bir protein ve mitokondri bunun bazı parçalarını üretiyor. Ama mitokondrideki proteinlerin çoğu çekirdekteki genoma kodlanmış durumda. Mitokondri bir de farklı bir transkripsiyon ve translasyon sistemi kullanıyor. Farklı derken çekirdekteki genlerden farklı demek istiyorum. Son olarak mitokondrinin kendine özgü, benzersiz bir genetik kodu var. Evet, bütün bu saydıklarımız mitokondriyi bağımsız sayılabilecek bir organel haline getiriyor. Umarım bu videoyla mitokondri hakkında epeyce bir bilginiz ve fikriniz olmuştur.